Aslında hakikaten kendi hayatlarındaki kariyerlerini sanki depolarını doldurmuşlar ve milletvekili olduktan sonra da o depolarında ne varsa onları ortaya çıkartıp neşredip insanların ve Türkiye'nin özellikle Tabii. menfaatine göre hareket etmişler diyebiliriz. Kesinlikle. Yani burada hani kadın milletvekili oldu, orada sadece mecliste bir sandalyeye sahip olduğu değil, meclisteki sandalyeye oturup orada şahlanan kadınlardan bahsediyoruz Tabii ki neredeyse. kesinlikle. Hakikaten önemli isimler. Ben de öğreniyorum hocam çünkü bu kadar muhteviyatına asla vakıf değildim. O zaman bu söylemleriniz üzerine şu soruyu sorayım size. O dönemde temsil edilme oranına göre buna bakacak olursak kadın milletvekillerinin sosyal ve toplumsal etkileri nasıl oldu? Evet, bir kere kadın milletvekilleri sayıca fazla olan erkek milletvekillerinin arasında parlamentoda söz sahibi olmaları aslında Türk kadınına şunu gösterdi. Yapabiliriz, hepimiz bunu yapabiliriz. Evet. Kadın hakları konusunda da çalışmalarımızı sunabiliriz. Sadece annelik, ev bakımı, aile konusunda değil, her alanda başarılı olma ihtimalimiz yüksek. Bir kere Türk kadınına ilk etapta toplumsal anlamda bu mesaj verildi. Onların meclise girmesiyle birlikte özellikle kadın erkek eşitliği noktası, siyaset anlamındaki eşitliği noktasında önemli bir artı olarak söyleyebiliriz. Şimdi Türk Kadın Birliği isminde bir kadın vakfı var. Ve o dönemde de daha öncesinde de Türk kadınının belli hakları elde edilmesi ve kadın sorununa eğilen bir platformdur. Bu platformun başkanlığına 1954 yılında Nazlı Tılabar geliyor. Şimdi bir milletvekilinin böyle bir derneğin vakfın başkanlığına gelmesi de aslında faaliyetlerin artması bakımından da oldukça önemli. Şimdi burada ilk olarak Anneler Günü'nün resmi bir bayram olarak kutlanması hadisesi Nazlı Tılabar'ın girişimiyle olmuştur. Şimdi Anneler Günü'nün kavramının yaygınlaştırılması toplumda kadın ve anneliğe verilen değerin fazlalaştırılması bakımından önemlidir. Hatta o dönem için birer tamim gönderilmiş belediye meclislerine bugün bir bayram gibi bugün biz bayram gibi kutlamıyoruz ama o gün için gerçekten resmi bir törenle bayram olarak kutlanması öngörülmüş ve yapılmış bu. Bu da bir toplumsal değişime katkı sağlanması bakımından bence önemlidir ve sosyal etkisi de büyüktür. Sonrası için bakın günümüzde hala şekli değişse de kutlamak Devam Mayıs ediyor. ayının ilk Peki. pazar günü kutlamaya devam ediliyor. Bunun dışında kadınların istek ve şikayetlerinin tespitinin yapılması için bir aslına bakılırsa anket yapılıyor. Bugün anket şirketleri var. Nabzı tutan o dönem için yok. Evet. İlk ve çok değişik geliyor. Gazeteler aracılığıyla çeşitli sorular soruyorlar ve kadınlardan cevap topluyorlar ve genelde kadınlarla ilgili bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Burada Nazlı Tılabar şunu söylüyor. Diyor ki bizim burada yaptığımız iş feminizmle ilgisi yok. Biz burada şunu amaçlıyoruz. Türk kadını sorunları neler? Mutfakta ne kaynıyor ya da kaynamıyor? Ekonomi iyi gidiyor mu? Siyasetten ne bekliyor? Artık çocuk yetiştirme kısmında ne problemleri var, neler bekliyor? Biz aslında Türk kadınının neleri isteyip istemediğini buradan anlayalım. Sonra bunu meclise götürelim ve mecliste buna uygun yasalar çıkarılması noktasında adım atalım, girişimlerde bulunalım. Bu da baktığınız zaman sosyal ve toplumsal etkisidir kadın milletvekillerinin. Yani bunu bir erkeğin yapması veya erkeğin aklına gelmesi pek mümkün olan bir durum değil. Bunun dışında bir de yine bu dönemde önemli bir toplumsal etki olarak sayılabileceğimiz Kıbrıs'a bayrak gönderme bir propagandası var. Bir hareket var. Bunu Nazlı Tılabar başlatıyor. Neden? Evet bir Kıbrıs davası var. Kıbrıs'ta bir zulüm var. Ve uluslararası platformda Türkiye bunu temsil ediyor ve oradaki Türkleri sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Ama bunu köydekiler bilmeyebilir. Bazı taşra bölgesinde insanlar Kıbrıs'ta neler olduğunu anlamayabilir. Yani milli bir bilinci uyandırmak adına da bayrak kampanyası gerçekleşiyor ve gerçekten köylerde dahi bakıldığınızda iyi bir cevap verilmiş. Kamyonlarla bu birliğe destek veriliyor ve bir anda da dönemin basınında, gazetelerde biz bu kampanyayı yer aldığını görüyoruz. Yani bunların hepsi bir bütün olarak incelendiğinde kadın milletvekillerinin sosyal ve toplumsal değişime katkıları ve dokunuşları olduğunu söyleyebilirim.
Aslında çok da fazla değişmiyor hocam. Biz bu stüdyoda daha Orta Asya'dan beri gelen Türk kadınını hep konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Yani Habaga'dan çıkan Türk kadını Bozkır'da nasıl yaşadı, daha sonra Göktürkler'de, onun sonrasında Selçuklular'da veya Osmanlı'da nasıl yaşadığını hep gördük. Kadın değişmiyor. Topluma hakikaten yön veren kadını gördük her seferinde. Şimdi siz bahsederken evet, kadınların sorunlarını gideren de ya da onların sorunlarını eğlen de kadınlar, milletvekili kadınlar. Ancak Kıbrıs meselesinde bayrak gönderen de kadınlar. Evet. Devletleri devlet yapan da kadındır. Evet. O yüzden hakikaten çok da önemli mevzulara değiniyorsunuz. Kıbrıs meselesini gündeme getiren bir kadının olması harikulade bir olay. Hocam şimdi peki hakikaten mecliste güzel şeyler yapıyorlar ama bir de 27 Mayıs'a giden bir süreç var. Evet. Şimdi bu sürece giderken hani kadın milletvekilleri de orada yargılanacak. Birazdan bize anlatacaksınız. Bu yargılanma süreci hakkında çok da fazla mesaj geliyor, soru geliyor. Onları da ikinci bölümümüzde size ileteceğiz. İlk bölümümüzün zannediyorum son bir 10-15 dakikası kadar kaldı. Şu soruyu sorayım size ama mutlaka soru bitmeyecektir ve ikinci bölümde devam edeceğiz. 27 Mayıs 1960 müdahalesi. Tabii bu müdahaleye giden süreci de belki biraz anlatmak istersiniz ama o gün kadın milletvekilleri üzerinden tasvir edecek olursak, o gün neler yaşandı? Bize ne anlatırsınız? Yani bir sabah kalktılar, ellerini mi kelepçelediler? Yoksa oraya giden süreçte kendilerini hazırlamışlar mıydı? O gün başlarına neler geldi? Dediğiniz gibi bir sabah kalktılar ve darbenin olduğunu öğrendiler. Evet. Milletvekilleri anılarında hiçbir şekilde askeri darbenin olacağını düşünmediklerini dile getiriyorlar. Şimdi biraz arka planına gelecek olursak, özellikle 1957 yılından sonra Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkileri oldukça kriz şeklinde gidiyor. Artık parlamento içerisindeki muhalefetlik kısmı parlamento dışına taşıyor. Basın, üniversiteler, askerin siyasallaşmış olması zaten fazlaca, kutuplaşmış olması bir şekilde toplumun artık ayrıştığı noktada seçimle iktidarın değişmeyeceğine inanan bir grup subay, zaten siyasallaşmış orduda bir yapılanmalar da var. Diyorlar ki müdahale etmenin tam sırasıdır. Çünkü Türkiye artık kötüye gidiyor onların görüşüne göre. 26 Mayıs günü Harbiye'de emir komuta zinciri dışında, diğer askeri darbelerden farklı olarak emir komuta zincirinin dışında 60 kadar örgüt mensubu subay ve buna destek veren 120 subay birleşerek gece yarısı saat 3-3,5 sularında askeri müdahaleyi başlatıyorlar. İstanbul herhangi bir direniş olmadan zapt ediliyor. Ankara'da ise Çankaya Köşkü'nde bir direniş var. Celal Bayar'ın, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın yaptığı şahsi direniş. Celal Bayar diyor ki ben buraya millet iradesiyle geldim. Millet beni seçti, millet beni buradan alır. Ben gitmem diyor. Beylik tabancasını çıkarıyor. Önce karşısındaki askere doğrulturmuş gibi yapıyor ve kafasına dayıyor. O arada da askerler elinden silah alıyorlar ve silah patlıyor. Silah sesleri Ankara'da duyuluyor ve o kalede düşünce artık Ankara'da zaten tamamen teslim alınmış oluyor. Ne acı bir olay değil mi? Bir cumhurbaşkanı için ve önemli bir devlet Ki adamı, Celal Atatürk'ün Bayar'dan başbakanlarından bahsediyoruz. birisi, İş Milli Bankası'nın mücadelede kurucusu, Milli neler yaptı? Mücadele'nin galip hocası. Evet. Böyle bir maalesef problemle karşı karşıya kalınıyor. Sonrasında Adnan Menderes, Başbakan Adnan Menderes de Kütahya'da Muslim Batur Hiç tarafından inanmamıştı değil mi hiç darbe inanmamıştı. olacağına yani? Öncesinde bazı sinyaller, belirtiler olmasına rağmen Adnan Çok Menderes uyarılmasına araştırma, rağmen. tahkikat yaptırmayarak, üzerine gitmeyerek Türk askeri darbe yapmaz mantığından hareketle Belki de en yakınındakinin kendisini kandırmasıyla da belki diyebiliriz de değil mi? Hep en üstünün yakından örtülmesiyle en geliyor. Evet. yakınındakilerin onun da ifadesi var. Hareketin parolası inkılap ve biz bundan sonra da inkılap hareketi olarak bunu hep duyacağız. O dönemin propaganda malzemelerinden biridir. Albay Alparslan Türkeş tarafından önceden hazırlanan bir ihtilal bildirisi okunuyor. Sabaha karşı radyolardan ve bu bildirinin içeriğine baktığımızda da deniliyor ki bu müdahale hiçbir zümreye karşı yapılmamıştır, tarafsızdır. En kısa sürede seçimle sivil idareye bırakacağız. Kardeş kavgasına meydan vermemek amacıyla yaptık biz bunu.
kansız bir şekilde başardık. Müsterih olsunlar, herkese eşit bir şekilde davranacağız. Yani eşitlik üzerinden gidiyor ama 28 Mayıs sabahında meydana gelen olaylar hiç de öyle olacağını, göstermiyor. Direkt bir cümleye yapılmıştır. Bunu ben her platformda söylüyorum. 27 Mayıs Demokrat Parti mensuplarına ve onun hükümetteki yöneticilerine karşı yapılmış bir askeri darbedir diyebilirim aslında.